Elkano lokantasının dünyanın en iyi yerinden olması deniz ürünü tesadüf değil. Çünkü Getaria'dalar. Burası bir balıkçı köyü. Direkt ulaşabiliyorlar çok iyi ürünlere. Tabii etrafta çok lokanta var. Onlar da iyi ama Elkano özel. Onun dışında buraya gelip çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Dönmeden önce ançüez aldık. Nardini, çakoli. Ki artık Türkiye geliyor eşhaniz. Ben seçtim, metro getiriyor. Onun dışında da gindiya. Hafif biber turşuları aldık birlikte iyi bir ekmekle. Bence olağanüstü bir yemek oluyor bunlar. Avrupa'daki favori lokantalarımdan Elkano'ya geldik. Getaria'da, İspanya Bask bölgesi. Burası Karkalina meşhur ama bana göre her şey çok iyi. Mükemmel bir deniz lokantası. Biri 25 geçiyor saat. İlk iki masadan biriyiz gelen. İspanyollar yani 2-2.5'da öğleyim yiyorlar. Akşam tapas daha çok. Ekim olmasına rağmen harika bir hava. Herkes denize giriyordu gelirken burada. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Elkano'da Aitor babası gibi, Pedro gibi aynı felsefede. Ancak taze olan, mevsimsel olan deniz ürünleri. Beyaz tuna şeyinin en sonu dedi mevsimini. Ondan bir nevi eskabeş tadım hoşluğu olarak. Bir de burada hiç dondurmuyorlar ve vivye de yok, yani havuz da yok. Sadece buzdolabı var. Balıkı buzda saklıyorlar. O çok enteresan, yani böyle bir lokanta pek yok dünyada artık. Ve bunun yanında çok basit, hafif aperitif gibi yörenin düşük alkollü şeyi, şarabı çakoli. Çakoli artık bundan sonra metroda da bulunur inşallah, ben ön ayak oldum. Ben çok seviyorum çakoliyi. Harika bir insanı mutlu eden, böyle hafif köpüklü gibi olan, çünkü fermentasyon tamamlanmıyor. Çok hoş bir yöresel şarap. İkinci ve son tadım hoşlu olarak da bu geliyor. Bu küçük karidesi. Burada camarones deniyor. Bu çok özel bir karides cinsi. Giderek pahalanıyor. Bunun benzeri Endülüs'te kiskiyas deniyor. Motril'den çıkıyor. Bunu sadece kafasını da yiyebiliyorsunuz aslında. Çünkü sadece ateşe dokundurmuşlar. Ve çok özel bunun böyle... İstakozla kerevit arası bir lezzeti var. Hem sert hem de tatlımsı. Çok güzel bir lezzeti var. Şimdi sırada Persebes var. Ülkemde hiç görmedim. Fransa'da Puspia'dan, orada da hiç görmedim. Sadece Portekiz ve İspanya'da. Bana göre dünyanın en lezzetli deniz ürünlerinden. Yemesi zor olsa bile. O yüzden eşim yardım ediyor, o soyuyor. Bunu böyle boynunu büküyorsunuz. Çıkarıyorsunuz, kabuğunu sürüyorsunuz. Lezzeti nasıl derseniz, son derece güçlü bir salinite var, tuzluk var ve çok oldukça sert fakat sulu bir et. Daha çok belki ne diyelim, biraz kum midesini belki andırıyor ama daha sıkı dokusu. O açıdan biraz da istakozu andırıyor fakat kendine özgü. Bu kayalardan çıkıyor, bu toplaması çok zor ve bunu toplarken hayatını kaybeden insanlar var. Bu konuda çok ilginç yazılar var. O yüzden zenginleştikçe ülkeler artık yani olsa bile toplamıyorlar. Daha çok Kuzey İspanya'da var. Mesela Galicia'dan geliyor. Burada da var. Çünkü Elkano sadece yöresel ürün kullanıyor. Şimdi ve sadece bu azıcık haşlanıyor. Haşlanıp yeniyor. Bu çiğ olarak yenmiyor. Muhakkak haşlamak lazım. Bu Bas mutfağının klasiklerinden. Kokoças, yani merluza balığının burası. Çok taze olduğu zaman inanılmaz bir lezzettir. Tamamen bir kolajen bombası. Elkano'da bunun yarısı sadece mangalda pişmiş, diğeri pilpil sos. Yani kendi jelatini, zeytinyağı, sarımsak, bazen de azıcık maydanoz da oluyor. Onunla koyulaştırıyorlar. Bunun yanında içtiğimiz şarap bir Languedoc içiyoruz. Languedoc'un sıcak iklim ama çok yüksekte, yüksek rakımda yapılan son derece dengeli bir şarap. Claret, Grenache Gris ve Bourbolan güzümleri. Elkano.
Elcano'da emsalsiz lezzeti olan başka bir deniz ürünü Spirones, küçük kalamar, saçayla birlikte ve kendi mürekkebiyle birlikte. Ayto sadece taze, o gün tutulması lazım. Ekimde bitiyor. Şu anda ekimin neredeyse ortasına geliyoruz ama hava çok iyi ve en önemlisi deniz dalgasız. Deniz dalgasız olduğu için hala tutuluyor oltayla. O yüzden bugün var. 4 gün sonra gelsek olmayacak çünkü hava değişiyor. Deniz de dalgalı olacak. Bunun tadı gerçekten emsalsiz. Çok şanslıyız bugün. Spirones Ansu Tinta diyorlar kendi mürekkebinde karşısına çıktığı için. Bu da mangalda. Sırada benim için çok özel bir lezzet. Bunu özel rica ettim. Salmonetes, barbun balığı, ciğeri. Çok taze olması lazım balığı. Bu balığın ciğerini yemek için. Çok güçlü ama kremamsı, inanılmaz bir lezzeti var. Böyle bunu bir ateş gösteriyorlar o kadar. Yani biraz pişecek. Çok tekstürüne de bayılıyorum bunun. Elbette ki bir yapmada diyorsunuz. Yani bitimi böyle damakta 3 dakika kalıyor. Hakikaten damak patlatan neden cinsler. Elcano, olağanüstü kalkan olan bir lokanta ama her şeyi mevsimde yemek lazım. Şu anda dil balığı ve bu Dover sole cinsi burada. Bence şu anda daha iyi kalkandan, o yüzden dil balığı istedik. Gördüğünüz gibi bunun en iyisini İbay lokantası yapardı ama artık yok İbay. Şimdi bunun tadına bakacağım. Artık İbay olmanına göre dil balığında Elcano'da herhalde yiyeceğiz bundan sonra. Dil balığı fantastik diyeceğim. Üste koydukları sosla jelatini ortaya çıkarmış. Yani İbay'a çok çok yakın. Bir de eti bayağı sıkı, çok taze ama aynı zamanda sulu ve çok lezzetli. Böyle dil balığını ben bir tek San Sebastian'da buluyorum, bu bölgede buluyorum. Burada hiç kaçılması gereken bir tatlı var, benim favorim. Özellikle balıktan sonra çok güzel. Bu gördüğünüz bir nevi sorbe gibi. Kremamsı, yöresel bir peynir, hafif ekşimsi. Ve kremamsı çok güzel ve taze kırmızı meyveler ile birlikte. Biz buna bayılıyoruz eşimle birlikte ve gerçekten helado bunlar yani ice cream, helado di queso. Ama her tatlı burada çok güzel. Çikolatalı tatları çok güzel, torreja kaçırılmaması gerekir. Elmalı tart da çok çok iyi. İki farklı alıp bölüşebilirsiniz. Ama eşim ben bunu bölüşmüyorum dedi. O yüzden iki tane istedim.